Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde kartopu Topu Angora Natural ip var arkadaşlar, ee, güzel bir Angora. Şöyle bakın göstereyim. Renk numarası K263 ve e, 100 gramı e, 550 metre, e, güzel yüzde 20 e, yün. %80 akrilik bir ip arkadaşlar. Bu iple size çok güzel bir model çalışmasını anlatacağım. Model çalışmamız tığla bir çalışma. Tulip 2,5 milim 4 yazan silikon saplı sarı uçlu tığı kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Zincirlerimizi sıkı çekmiyoruz. Şöyle bakın. Tığın geldiği gibi zincirlerimizi çekiyoruz ve model çalışmamıza başlayacağız. Bir miktar zincir çekelim. Modelimiz e, güzel ve gösterişli bir model. Şimdi zaten e, siz de şahit olacaksınız harika bir çalışma. Şimdi zincirimi çektim, iki tane atlıyorum, üçüncüye batarak sık iğne yapıyorum. İlk sırasını sık iğne yapıyoruz veya trabzan da yapabilirsiniz. Modeli oturtmak için bir sıra sık iğne yapmamız gerekiyor. Veyahut da trabzan yelek veya hırkalarınızın başlangıcında trabzan olarak da yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini Instagram sayfam örgü hocam YouTube'a gönderirseniz ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlarımıza da bir faydamız olsun. Şimdi bir miktar e, zincir çektik ve üzerine bir sıra e, sık iğne yaptık. Tığımızı dolamadan alıp hepsini birden çekiyoruz. Tığımızı dolamıyoruz ve her zincire tek tek batarak hepsini birden çekerek modelimizin ilk şeyine zeminini oluşturuyoruz. Şimdi burada hemen modelimize geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle geri döndüm. Tığımı doluyorum ve buradan bir iki tane atlayıp hemen trabzanıma pardon sık iğnenin tepesine batarak bir iki üç de çıkartıyorum. Bir iki üç dört tane zincir çektim. Tığımı doladım ve bu e, trabzan yaptığımızın e, buradaki arkadaki zincir boşluğuna batarak Şöyle yapıyoruz arkadaşlar ve yukarı çıkartıyoruz. Tığımızı dolamıyoruz. Dolamadan batıyoruz ve yukarıya çıkarıyoruz. 2 oldu. 3 4 5 5 tane yaptık. Bunu 6'da yapabilirsiniz. 6 yapalım. 6 tane yaptık. Şimdi bunun hepsini bir çekiyorum. Şuradaki şey kalıyor ve ikisini bir çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 3 atlıyorum. 4.'ye batıyorum. 1 2 3 de çıkartıyoruz. 1 2 3 4 zincir tığımı doladım. İlkinde doluyoruz. Boşluğa batarak yukarı çıkartıyoruz. 1 2 dolamıyoruz. 3 4 5 6 Hepsini bir çekiyorum. Sonra ikisini bir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 4 batıyoruz 1 2 3'lü trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz tığımı doluyorum şu boşluğa batarak 1 tığımızı dolamıyoruz direkt boşluğa batıyoruz 2 3 4 5 6 6 tane olunca hepsini bir çekiyorum sonra ikisini bir çekiyorum 1 2 3 4 zincir tığımı doluyorum 3 atlıyorum dördüncüye batarak yine üçlü trabzan yapıyoruz 4 tane zincir çekiyorum Tığımı ilk etapta doluyorum. Sonra dolamadan bir, bunu bir trabzan boyu kadar uzatıyoruz. 2, 3 4 5 6 Hepsini bir çekiyorum. Sonra ikisini çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı doluyorum. 3 atlıyoruz. Dördüncüye batarak devam ediyoruz. Yine dört tane zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp boşluğa batarak bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört. Üç tane atlıyoruz. Dördüncüye batarak bir trabzan 4 tane zincir doluyup yine 6 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 hepsini çekip sonra ikisini çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip en son buraya 3 tane trabzan yapıp bitirelim. 2 zincirimize de batarak 3 trabzan yapalım. 5 zincirle 5 e, zincir çektik. 2 tane atladık. 1 trabzan yaptık. Sonra 4 zincir çektik. 6 tane e, boşluğa batarak e, ilmek aldık ve hepsini bir topladık. Yine 4 zincir, 3 atla, 4. yabat, bir trabzan, 4 zincir, yine 6 tane batarak hepsini bir topladık. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi bir sonraki sıra için bir tane zincir çekip dönüyorum. Şimdi buraya hemen sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu zincir boşluklarımıza batarak üçer tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 Şurada 4 zincirlik bakın. Zincirimiz de var boşluğumuz. Buraya da hepsine üçer tane batıyoruz. 1 2 3 1 2 3 Tek tek e, boşluklarımıza üçer tane dolamadan sık iğne yapıyoruz. Dolamadan batıyoruz. Hepsini bir çekiyoruz. Batıyoruz, hepsini bir çekiyoruz. Üçer üçer yapıyoruz bütün zincir boşluklarımıza. 3 Bu çalışmayla arkadaşlar yeleği kırka, bluzlar yapabilirsiniz. Kolay ve güzel bir çalışma. Bakın, çabuk da ilerliyor. Bir sırası sık yine sonuna geldiğimde de bir iki tane yaptım. Şimdi bir sonraki sıraya bir iki üç dört beş zincirle geri dönüyorum. Tığımı doluyorum. Bakın şuradaki trabzanın olduğu hizadaki şuradaki sık iğnenin tepesine batarak bir tane yine aynı şekilde trabzan 1 2 3 4 zincir doluyorum yine buraya e, modelimizi uyguluyoruz 2 3 4 5 6 Hepsini bir sonra ikisini dört tane zincir tığımı doluyorum. Yine bakın şuradaki şimdi bu trabzan tepesine yaptık. Şuradaki trabzanın tepesine geliyoruz. Şuraya yapmıyoruz. Buraya geliyoruz. Yani şu alttaki e, topladığımız e, tam onun tepesine buraya batarak yine üçlü trabzan yapıyoruz. 4 tane zincir tığımı doluyorum. Boşluğa batarak 1 2 3 4 5 6 hepsini topluyorum. Sonra ikisini çekiyorum. 4 tane zincir tığımı doluyorum. Bakın şuraya atlıyoruz, şura değil, tam şu trabzanın tepesindekine. Buraya batıyoruz. Bir, iki, üç, buraya trabzan yapıyoruz. Şimdi dört tane zincir tığımı doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 4 tane zincir tığımı doluyorum yine bakın şu trabzanı şuraya atlıyoruz buraya geliyoruz bir tane trabzan 4 tane zincir doluyup yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 hepsini bir sonra ikisini sonra yine 4 tane zincir ve yine bakın şuraya atlayıp buraya geçiyoruz. Modelimiz bakın iki sıra, bir sıra modelimizi uyguluyoruz. Öbür sıra sık iğne sıramız. Bununla bluzlar yapabilirsiniz, yelekler, hırkalar. istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Güzel bir çalışma arkadaşlar. 4 5 6. Hepsini bir sonra ikisini Araya yine dört tane zincir tığımı doluyup bakın şunların tepesine batıyoruz. Çok boşluk olmasını istemiyorsanız çok delikli olmasını istemiyorsanız arkadaşlar şuradaki 4 zinciri 2 zincir yapabilirsiniz veyahut da zincir de çekmeyebilirsiniz. İki üç Şimdi onu da gösterelim 4 5 6 4 tane zincir ve şu 3 tane trabzan kenarına yapıyoruz. 2 Burada yelek veya hırkaların ön bandı olur. Buraya 6-7 tane yapabilirsiniz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bu birinci hep sıramızın aynısı. Dönüyorum. Yine buraya üç tane tra sık iğne yapıyoruz. Bu arka sıra hep sık iğne. Şu 4 zincirlik şu boşluklardan bahsediyorum. Bu boşlukları e, yapmaya da bilirsiniz. Veyahut da daha az da yapabilirsiniz. Yani e, iki zincir de olabilir. Bütün hepsine üçer tane batarak sık iğnemizi yapıyoruz. 2 Üç. 2 2 3 O zaman e, bu e, şuraya zincir e, çekmezseniz zincir, sık iğne de e, yapmayabilirsiniz oraya zaten. Sadece bu e, şeyin e, şuradaki modelin tepesine sık iğne yaparsınız o zaman. Şimdi hemen ön taraftan modelimize bir kez daha bakalım. üçer tanesini eee üçer tane sık iğne yaparak sıramıza devam ediyoruz. 1 2 3 sonuna da 2 tane yapıyoruz. Yine 5 veya 6 zincirle dönebilirsiniz. <laughs> Bakın file bir çalışma, güzel bir çalışma. Şimdi yeniden aynı şekilde 5 e, e, zincir çektim. Şuraya batarak ilk şeyimize batarak buraya yine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir ve aynı şekilde devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 hepsini çekip sonrası ikisini çekiyoruz 4 zincir çekip bakın şu şu hatta devam ettiriyoruz şuraya bunu Şuradaki trabzanımızın Şuradaki yaptığımızın trabzanın tepesine batarak yine Trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 tığım ilk defa e, ilkinde doluyorum sonrasında do, dolamadan 3 4 5 ve 6 hepsini çekip sonra ikisini çekiyorum. 4 tane zincir doluyorum. Yine aynı mantıkla ilerliyoruz. Şimdi bu 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar hızlı ördüğümü düşünüyorsanız daha yavaş izlenim için videonun sağ üst köşesinde işareti tıklarsanız oradan daha yavaş bir izlenim elde edebilirsiniz. 4 Bu seneki file bluzlar çok bununla file da yapabilirsiniz. Delikli biraz daha delikli bir model. Veya da hırkalarda da yeleklerde de kullanabilirsiniz. Şuradaki 4 zinciri çekmeden mesela buraya bir tane zincir çekip dolayıp Direkt yine buna batarak daha sık olur o zaman. Şimdi ben daha filmli görüntü olsun diye bu şekilde çalıştım. O zaman da şuradaki boşluğumuz olmaz. Bunlar böyle daha birbirine yakın olur. 4 zincir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bu sırayı bitireyim. Evet arkadaşlar. Arka sıradaki sık iğneyi de yaparak geldim. Bakın modelimize. Model çok e, kolay ve gösterişli bir çalışma arkadaşlar. Şuradaki 4 zinciri çekmezseniz bu bu şekilde birbirine e, daha yakın olur. Şöyle olabilir. E, Tabi o sizin şeyinize bağlı. Yeleklerinizde o şekilde de kullanabilirsiniz veya hırkalarda. Ama bluzlerde böyle fileli bir çalışmalarda bu güzel bir çalışma arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bakın arkası da bu şekilde yelek veya hırkalarınızın önünü de buraya tırabzan giderek ilerleyebilirsiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşça kalın arkadaşlar.